Girme, girme hacı. Sağ ol. Sağ ol. Yaşar Belediye Dinlenme Merkezi'ndeyim. Bize yoldan giren bir arkadaşlar bir kahve, çay falan ısmarlıyor. Hem de içeride bir görüntü var, onu izletiyorlar. Sayın Bakanım, burada yol kullanıcılar, sürücüleri öncelikle yaya geçtiğinde, yaya öncelikle trafiğe geçtiğimizden dolayı burada yol kullanıcılarını buraya alıyoruz. Biz İçişleri Bakanlığı olarak özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla hem bayram öncesi tatile çıkış sürecinde hem bayram dönüşünde yollarda bulunarak ilgili değerli arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız, denetim noktalarındaki görevli arkadaşlarımızla birlikte sahada olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bu 30 Mayıs 9 Haziran arası, 10 Haziran arası, 31 Mayıs pardon, 31 Mayıs 10 Haziran arasında günlük 9202 timimiz 18 bin 19 bin trafik personelimiz 11 günlük toplamda 101 bin tim, 101 bin 600 timimiz ve 185 bin trafik personelimiz sahadayız. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde karayollarımızın takibini, denetimini ve izlemesini sürdürüyor. Şehirler arası otobüs terminalleri ve otobüslerimiz üzerinde sivil denetimler yapıldı. Buradaki bütün amacımız başta da ifade ettiğimiz gibi daha yüksek bir farkındalık oluşturmak, görünürlük oluşturmak ve algı oluşturmak, duyarlılık oluşturmak. Bizim daha önce yaptığımız bilimsel teknik çalışmalarda şunu gördük. Algılanan denetim riski yüksek olursa, algılanan takip riski sürücümüzde algılanan takip riski yüksek olunca gördük ki kaza oranları çok düştü. O istikamette bizim de bütün çabamız bu 11 günlük tatil süresince sürücüde yüksek bir denetim riskini, takip riskini, algısını oluşturmak. Onda da başarılı oldu. Çok şükür. Güne kadarki istatistikler çok şükür önceki yıllara nazaran %50'ye yakın ölümlü kazalarda %56 bir azalma oldu. Toplam kazalarda ise %60'a yakın bir azalma var. Bir kişinin canını kurtarmak, bir vatandaşımızın canını kurtarmak bile bütün bu çabalara değer. Nasıl? Doğru mu? Evet. Arkadaşlar, iyi yolculuklar. Teşekkürler, sağ olun. Kemerler takılıyor değil mi? Takılıyor, evet. Çantamı çıkarmak için açtım. Nereden gidiyor? Nereye gidiyor? İş görüşmesine gittik, iş alanına eve gittik. Süper. Evet. Güzel haberimizi sizinle de paylaşmış olduk. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sizlere yastık yaptınız, onları atayım diye. Daha ziyade çocuklarımıza veriyoruz. Çocuk yoksa yiyenlerimize verirsiniz. Aman dikkatli olun. Aynen içerisinde gittik kendimiz. Gel bakalım. Teşekkürler, sağ olun. Kemerler takılıyor, kurallara uyuyoruz. Çocuklar mı arkada? Yok, annem ve eşim var. Harika. Peki. Evet, teşekkür ederim. Bağımız yok ama yani bebekleyin mutlaka evde bir ufak var mı? Çocuklar aileye göre devamlı ufaktır. Öyle tabii. Teşekkür ederim.